Bismillahirrahmanirrahim. Tecvid ilminde kalın harfler bir de ince harfler vardır. Kalın harflerin içinde istila harfleri 7 tane. Bu harfler kalın harfler olmakla birlikte aldığı harekeye göre kalınlık derecesi değişir. Eğer harfimiz fethali ise meftuh ise en kalın hali okunur. Dammeli ise sonraki kalın hali vardır. Eğer kesralı ise üçünden en ince hallisi odur. Yani yine üçü kalın okunur. Lakin bu üçünden mertebece en incesi meksur hali olanıdır. En kalını ise fetha hali olanıdır şöyle örnekte daha iyi anlaşılacaktır. Kale. Burada fethalı olduğunu görüyorsunuz. Ee, önünde de bir elif olması hasebiyle yani elif de e, burada bir met harfi fethayı uzatan bir met harfi olması hasebiyle kalınlık derecesini daha da ziyadeleştirmiş. Dolayısıyla beş mertebeden en kalın okunan hali istila harfinin, kalın harfin e, Fethalı olup sonrasında elif halli e, olanıdır. Qale tabi kalın okuma demek şöyle önceki görüntüde bakın e, dilinizi şöyle yatay yapmanız demektir. Yani dilin e, kökü ne kadar yukarı çıkarsa o kalın harf o kadar incelir. Dolayısıyla bunun yani dilin kökünü e, arkaya doğru yaslamak ve biraz daha yatırmak gerekiyor ki e, istilanın kalınlığı e, yükselsin fetha halinde böyle e, damme halinde biraz daha yukarı kaldırılır ama arkaya doğru e, uzatılır dilimiz e, ince en ince halinde ise tamamen yukarı doğru kaldırılarak bu harfin biraz daha incelmesi sağlanır yine kalın harftir ama e, üçünden en incesidir yani bu dilin şeklini bilerek e, kalın ve inceliğini tespit etmek lazım şöyle bakın dilimin şeklini şu fethalı olmak hasebiyle şu şekilde düşün düşünün. Ben öyle çıkaracağım sesi. qale qale Şimdi ikinci örneğimiz mertebece en kalının bir altı. Yani biraz daha incesi. Bu sefer fethalıdır. Önünde elifi yok. qad 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 Evet. Yine dediğim gibi dilimi şu hale getirmem şartıyla ses kalın çıkacaktır. Daha fazla kalın çıkacaktır. Ve mertebece bir düşük mertebesi kalınlıkta e, dammeli olmasıdır ki, ki örneğimizde de bakın dammeli fethadan sonra gelir. E, bu ise biraz daha dilimizin kökünü yukarı kaldırmak suretiyle inceltiyoruz. Kalın harfi. Yaqulu Yaqulu yekulu evet mertebece daha az kalın olanı sakin olanıdır nitekim burada tabi meksur var sakin e, hareke olma, sayılmadığı için sakin 3 hareke var Arapçada. o sakinlik de kesradan hemen önceki haldir ki onu da burada bakın göstermiş yani sakin olması e, dammeden sonraki e, kalın gelen e, halidir onu da şu şekilde yine e, dammenin ee, şeklinde getiriyoruz. Biraz daha yukarı kaldırıyoruz. Ya kutta'un suqunahu şiqvetuna şiqvetuna Evet yani e, dilimizi ne kadar yukarı kaldırsak incelik o kadar artıyor. Şurada yani biraz dilimizi fazla yukarı kaldırıyoruz. Buradan meden nazaran. E, bu sefer dilimizi en yukarı kaldırabileceğimiz şekilde kaldıracağız ki inceliği biraz artsın. Tabi yine kalın harftir ama mertebece en düşük kalınlıktaki bir halidir kesralı olması. Şöyle dilimi şu şekilde düşünün. Ben dilimi şu şekilde getirerek yine kesralı halini çıkaracağım. Bu üçünün içerisinde daha doğrusu beş mertebede en ince olanı odur. KİLE <laughs> KİLE <laughs> <laughs> Evet, dilimi tamamen yukarı kaldırıyorum dil kökünü bu şekilde inceliyor. Yine Bunu şöyle teorik bilgi olarak da hemen vereyim. E tefhim mertebeleri beştir. En kalın mertebesi fetha ve elif olması halidir. ondan sonra kalın olanı fetha halidir. Sonra dammeli hali, sonra sükun hali. Ve en son yani kalınlıkta en az kalın olanı kesra halidir. Kalın harflerimiz ise yedi tanesi zaten malumunuz. Sad, vad, zı, vayn, ha, bir de gaf. Bunların hepsinde de dil kökü yukarı kaldırılıyor. Kalın harf olması ondan. Bir de tabi üç tane kalın harf daha vardır ki bunlar lam, ra, bir de eliftir. Bunlardan Lam ve Elif'i bu beş mertebede düşünemeyiz. Çünkü Lam'ın kalın okunduğu tek bir yer vardır. O da lafzatullah. Allah lafzı zikredilirken eğer öncesi fetha ya da damme ise lafzatullah Allah lafzı kalın okunur bu Lam'ı. Bunun mertebesi bir mertebedir zaten. Lakin tabi Elif'te de mertebe düşünülemez. Elif'in kalın okunması şudur. Şu kalın harfler şu Lam, Ra ve bu yedisi. Bu dokuz harf eğer e, elif onlardan sonra gelirse elif kalın okunur. Elif eğer bunlardan sonra değil başka harften sonra ise ince okunur. Bu elifin kalın okunması da budur arkadaşlar. Yani elif ne zaman kalın okunur? Eğer öncesinde istila harfleri bulunuyorsa elif kalın okunur. E tabi ra harfi de yine e, bu yedi harfin hükmünde beş mertebesi vardır. Çünkü ranın da e, gerek fethalı ve elif hali gerek fetha hali. Gerek dammeli, gerek sukun, gerekse kesralı hali vardır. Bu nedenle bunun da 5 mertebede kalınlığı vardır. Ben bu çalışmada harflerin yani kalın harflerin mertebelerini işledim. Umarım faydalı olmuştur. Şu resimlerdeki dilin pozisyonunu düşünürseniz rahatlıkla o kalınlık mertebelerini çıkarabilirsiniz. Velhamdülillahi rabbil Alemin.